Piyasada böyle kandırmaca çarpı 16 diye adaptörler var. Bakın dikkat edin kandırmaca dedim. Merhaba arkadaşlar. Daha önceden anlatmadığım bir konuyu anlatmaya çalışacağım. Bu NVMe SSD adaptör ve sürücüler hakkında biraz daha detay vermeye çalışacağım. Şimdi bu konuyu ya da bu içeriği neden açma ihtiyacı hissettim onu anlatayım. Bu anakartın sahibi arkadaşıma, kardeşime NVMe SSD modlu BIOS vermiştim. Anakarta yükleyemediğini söyledi bana ya da sürücünün görmediğini söyledi. Tam bilmiyorum ne olduğunu. Ben de anakartı ve sürücüyü ve diğer komponentleri bana gönder dedim. Adaptörle birlikte. Sağ olsun gönderdi. Sorunu tespit etmeye çalıştım. Şimdi anlatacağım konu da çok önemli bir konu. Belki bilenler vardır ama yine de hatırlatmak isterim. Şimdi bana gönderdiği 2 tblık SSD SATA M2 Bakın, Sata yazısı geçiyor. Çıkartayım bunu. Bunda gördüğünüz gibi iki tane çentik var. Bunun anlamı hem MK hem BK anlamına geliyor. Bizim NVME seslediğimiz bu sadece MK yani üzerine zaten Sata yazıyor. Bu Asla bir NVMe SSD sürücü olamaz. Burasını umarım anladınız. Bu adaptör bana gönderdiği bu adaptör hem MK hem BK sürücüleri çalıştırabiliyor. Ancak SATA'ya özgü SATA SSD M2 SSD taktığımızda buraya. Gördüğünüz gibi adaptörün Böyle bir SATA çıkışı var Eğer bu SATA çıkışını Anakart üzerindeki SATA'ya bağlamazsınız Bu sürücüyü görmez Yani Bu sürücünün çalışma şekli bu şekilde üretici Bunu bu şekilde üretmiş Yani Bir NVMe SSD sürücü değil M2 SATA sürücü Bunu böyle bilmeniz lazım eğer kartınıza yeni bir NVMe SSD almak istiyorsanız bu elimde gördüğünüz M.2 SATA sürücüsünü almayın. Çünkü bildiğimiz SATA hızları ile bunun hızı aynı olacaktır. Herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yüksek hızlar istiyorsanız bu şekilde MK yani şöyle baktığımızda bu tarafta çentiği olan bir sürücü alacaksınız. Böyle bu şekilde iki tane kentiği olan sürücü sakın almayın. Ha SSD ha M2 SATA SSD. İkisinin de hızları aynıdır. Bilmiyorum bu arkadaşım 2 terabaytlık bir sürücü almış. Belki iyi de para vermiştir. Onu bilmiyorum. Yani sorunun benim verdiğim dosyadan kaynaklı değil. Kullanmış olduğu sürücüden kaynaklı. Sizin de buna benzer belki başınıza sorunlar gelebilir. Bu sebeple bu içerik faydalı olur diye düşünüyorum. Dahası biraz daha detay anlatacağım ek olarak. Şimdi bu da bir adaptör. Bir şeyi açığa kavuşturalım. Şimdi NVMe SSD sürücüler asla 8 ya da 16 hızlarında çalışamaz. Yani bu sürücülerin üretimi zaten çarpı 4 hızında. Ha, buna alternatif özel bazı adaptörler var ama çok pahalılar. Şimdi neden bu konuyu anlattım? Piyasada böyle kandırmaca çarpı 16 diye adaptörler var. Bakın, dikkat edin. Kandırmaca dedim. Nasıl anlıyoruz? Şimdi şu bölgeye bakın. Bakın veri yollarını görüyor musunuz? Bakın veri yolları buradan. Peki buradaki pinlere herhangi bir veri yolu gidiyor mu? Buralar boş. Yani buradan şu bölge ve bu bölge boş. Herhangi bir veri yolu gitmiyor. Sadece çarpı 4 hızında veri aktarım hızı yapabilir bu adaptör. Yani bu göstermelik. Arka tarafına da bakalım. Yine aynı şekilde sadece bu bölümde var. Buralar boş. Yani buralar hikaye arkadaşlar. Bu adaptörler çarpı 16 hız verecek diye düşünmeyin. Bu bir aldatmacadır. Sizin alacağınız adaptör en fazla böl olmalı. Yani çarpı 4 olmalı. Bu şekilde. Diğerleri boş. Bu sürücüyü adaptörü ile birlikte bağladım. Ama dikkat edin. SATA kablosunu henüz daha bağlamadım. Bu şekilde görüyor mu anakart bu sürücüyü? Herhangi bir sürücü gözükmüyor. Boş. Bu alttaki MK slotuna taksak da yine görmeyecektir. Deneyelim. Taktık. Bakalım. Yine yok. Sürücü görünmüyor. Şimdi eski haline getirip bu SATA kablosunu takalım. Değiştirdik. Bakalım. Şimdi görülüyor sürücü. Umarım buraya kadar anlattıklarımı anlamışsınızdır. Şimdi hemen masa üstüne gidelim. Bakalım bu M2 SATA sürücüsü bize ne performans veriyor ona bakalım. M2 SATA'dan alacağımız en yüksek hızlar bunlar. Bir de sisteme bakalım. Ne varmış? Bunlar da sistem bilgileri. Biraz daha detaylı olması için diğer M2 SSD'yi de taktım. Yani NVMe SSD sürücüyü de taktım. Üstteki SATA M2 alttaki NVMe M2 bu şekilde BIOS ikisini de görüyor. Yani yüklemiş olduğumuz modlu BIOS çalışıyor sorunsuz. İki tane Windows Bot Manager olması lazım. Evet görüyorsunuz. Bu üstteki bizim SATA M2'nin, alttaki NVMe SSD M2'nin. Biz üsttekiyle yani SATA M2 ile gidelim. İkisinin hızlarını kıyaslama yapalım. Ekran kartı ile adaptörün yerlerini değiştirdim. Daha yüksek veri hızları almak için iki sürücüyü de bağladık. İkisi de tek adaptörde çalışıyor. Sorunsuz. Veri değerlerine bakalım. Bu SATA M2 SSD. NVMe M2 SSD. Aralarında neredeyse 10 katından fazla bir fark var. Yani alttaki bizim normal NVMe SSD bunun veri hızı bu. Bu üstteki de zaten yazı üzerine SSD SATA M2 diye o da bu aradaki farkı görüyorsunuz. Yine sistem bilgilerine bakalım. Aygıt yöneticisinde de sürücüleri görüyoruz. Bu alttaki bizim SATA M2, bu üstteki NVMe SSD M2. Eğer elinizde böyle SATA M2 sürücü varsa ve aynı şekilde NVMe sesti M2 sürücü varsa bu adaptör kullanışlı. İkisini birden aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bu iyi. Ama yine hatırlatayım. Bu üstteki SATA M2 NVMe sesli diye satın almayın. Yani burada aldanmayın. Bakın bazı satıcılar var. Allayıp pullayıp maalesef bizleri böyle aldatabiliyorlar. Siz de bu tuzağa düşmeyin. Yine ikinci bir tuzak. Böyle bir adaptör alırsanız da bu adaptörden hiçbir fark olmayacaktır. Yani bu çarpı 16 ama hikaye gerçeği bu. Bu şekilde olmalı. Şimdi bu kardeşim yani bu anakartı bana gönderen bu kardeşim bu sürücüyü NVMe sesli olarak mı aldı onu bilmiyorum. Umarım öyle değildir. Ha iş görür mü? Görür. 2 terabaytlık bir sürücü. Güzel. Ama yüksek hızlar istiyorsanız alttaki NVM sesti kullanmanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde soğutucu da olmalı. Böyle kabak gibi soğutucusuz hiçbir sürücüyü kullanmayın. Yoksa bunun ömrü 1-2 sene sonra yani şu üsttekinin ömrü 1-2 sene sonra bitecektir. Ama benim altta yapmış olduğum uygulama yani soğutucu blok uygulaması tahminim 5-10 sene gider gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar umarım bu bilgiler sizlere fayda sağlamıştır. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.